Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün markette yaptığım alışverişte ürünlerin fiyatları ne kadar sizlere onu göstereceğim. Marketteyken ürün çok fazla, bu sefer video çekemedim. O yüzden sadece buradan aldığım ürünler üzerinden fiyatları sizlere söyleyeceğim. Gittiğim bir marketten aldığım ürünlerin fiyatları, daha doğrusu iki ayrı markete gittim. Bir tanesinde 2770 lira gibi bir rakam harcadım. Diğerinde ise yine onda da BİM'e uğradım. BİM'de de 306 liralık bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Toplamda 2700, hadi yuvarlayalım 300 dersek 3000 liralık bir alışveriş var. Tabii ufak tefekler var. Böyle büyük aldığım belli başlı şeyler var. Bunların hepsini tek tek sizlere göstereceğim ve fiyatlarını tek tek sayacağım arkadaşlar. Burada birkaç artış var. Birkaç değil aslında birçok şeyde artış var. O yüzden bunları sizlere göstereceğim. Benim aldığım ürünlerin üzerinden. Sizlerin de böyle hani gördüğü, yok bunun fiyatı bu kadar değildi ya da daha fazla dediği durumlar varsa ya da ürünler varsa yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar BİM'deki efsane un, 5 kilogramlık efsane un 69 lira 50 kuruş. Bunun fiyatında oynama var. Direkt böyle başladım. Bunun fiyatı çünkü 60 küsürler, yani yine 62'lerde filan diye hatırlıyorum. Fakat artmış arkadaşlar. Böyle bir türe yumurta vardı. X-Large. Başka bir marketten aldım bunu, söylediğim gibi. Diğer marketten, BİM'den değil. 30'lu yumurta 99 liraydı arkadaşlar. 100 liraydı yani. Sonrasında BİM'den böyle bir Petibör bisküvi aldım. BİM'in markası. Bu bisküvi 1 kilogramlık arkadaşlar ve fiyatı 45 lira. Bir de şöyle ikili tepsi aldım. Onu da göstereyim. 50 liraya. Fiyatı gayet iyi geldi. Hediye de olabilir veya işte kendimiz de kullanabiliriz. Bunu BİM'den değil başka bir marketten aldım. Yine söylediğim gibi. Yudum ayçiçek yağı. Ayçiçek yağında hemen fiyat ortaya çıktı arkadaşlar. Zam göründü. Teneke 200 liraydı. 220 lira oldu yılbaşından sonra. Yani bir parça üründe 20 lira böyle tık diye arttı. Artmayan bir şey vardı ki o da şeker. Ben de şaşırdım. Her şey artmışken neden şeker artmadı diye. O da böyle kulağını dolduralım. Hani derler ya anınca gelir diye. 130 lira arkadaşlar 5 kilogramlık toz şeker. Bingo çamaşır deterjanı. Renkliler için de beyazlar için de kullanılabilir bir deterjan. 5 kilogramlık arkadaşlar. Bunun fiyatı da 218 lira. Bu da kesinlikle fiyatı artan ürünlerden bir tanesi. Bununla, bu 5 kilogramlık Bingo'nun fiyatı 200 liradan daha alttaydı. Çok yani işte 190-180 ondan emin değilim ama 200 liranın altındaydı, ondan eminim. Süt aldım yine BİM'den arkadaşlar. 1 kilogramlık süt. Bunun da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Küçük sütlerden aldım tabii bir de. Küçük sütün de tanesi 7 lira arkadaşlar. Ondan da şöyle 6 tane aldım. Sonrasında marketten meyve suları aldım. Dimes'inkini alıyorum genelde. Dimes meyve suyu adet fiyatı 5 lira 30 kuruş. Ondan da işte biraz aldım. Bu şekilde gördüğünüz gibi çocuklu evde bu tarz ürünler var, alınıyor diye söyleyeyim. 50 metrelik streç film. Bunu BİM'den aldım. 20 lira 75 kuruş. Gayet iyi. Onu da belirtmek istiyorum. Bir de şöyle bir cips aldım mecburen. BİM'den aldım onu da. İşte boykot ürünleri olduğu için birçok şeyi böyle eleyip değiştirmek zorunda kaldık. Cips de 14 lira 50 kuruş arkadaşlar. BİM'den aldığım bir nişasta var. Mısır nişastası. Bunun da fiyatı 8 lira 50 kuruş. Sonrasında Eyüp Sabri Tuncer'in sıvı sabununu aldım. Bu şekilde 1,5 litrelik bu. Evet. Bunun da fiyatı 100 lira arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bayağı uzun süre gidiyor. Hani ben bunu bu şekilde alıyorum. Evin birkaç banyoda, mutfakta falan bölünce fazlasıyla yeterli oluyor. Birkaç ay gidiyor. Onu belirteyim. 98 liraydı. Şöyle Bingo'nun bir sıvı deterjanı var siyahlar için. Bu da arkadaşlar 84 lira 50 kuruş. Bingo'nunkinde bu sefer tesadüf ikisini aynı marka aldım açıkçası. Porçöz'ün böyle bir mutfak spreyi var. 35 lira 90 kuruş. Geçenlerde almıştım, beğendim. Porçöz'ün leke çıkarıcısını kesinlikle beğendim. Öneririm. Yani daha önce kullandım. Birkaç paket bitirdim hatta. 46 lira 95 kuruş. Slipin'in yüzlük havlusu, temizleme mendili. Gerçi bir ayda bitmedi ama ben yine de aldım. Bu da 70 liraydı arkadaşlar. Burcu domates salçasının fiyatı 30 lira. Nuga Fiskobirliği'nin bir çikolatası. İçinde palm yağı da yok. Açıklamalarına baktım. Bunun da fiyatı 80 lira. BİM'den şöyle bir yoğurt aldım arkadaşlar. Yoğurdun fiyatı da 15 liraydı sanırım. 15-16 lira civarındaydı. Pantene şampuan aldım arkadaşlar. Onun da fiyatı 55 lira. Sonrasında bir de orkid aldım. Orkidin de fiyatı 27 lira 40 kuruş. Bunların ne yazık ki alternatifini alamadım. Şu an için bu iki üründe hala bir elime yapamadım. Şöyle bir ceviz aldım yarım kilo kadar. Yarım kilodan biraz fazla. Bunun kilogram fiyatı 115 liraydı sanırım. 60-70 liralık gibi bir şey aldım, ben bir denemek istedim. Böyle bir mercimek aldım. Futbol mercimek diye, yerli duru marka ve fiyatı 50 lira. Sonrasında şöyle bir rulo kat aldım. Bunun da fiyatı 28 lira arkadaşlar. Abur cubur aldım biraz yine. Hem böyle sağ sola dağıtıyorum ben bazen. Biraz da çocuklara işte depodan ufak ufak veriyorum. Yani hani evde bulunsun, işte istediklerinde en azından alabilelim, verebilelim diye. Şöyle bir peynir aldım. Bu tek süt arkadaşlar. 86 lira, 85 lira gibi bir şeydi. Bir de gür sütünü aldım. Hani iki çeşit aldım deneyelim diye. Onun da fiyatı 115 lira. Kilogramları 200 lira civarında. Halk marka margarin aldım. Bunlar tabi hani fiyatı artan giller. Onu da söyleyeyim. Margarin fiyatı, adet fiyatı 11 lira. Sürmeli süzme peynir aldım arkadaşlar. Onun da fiyatı 70 lira. Şöyle bir içim sürme peynir aldım. Hepsi farklı tabi, çocuklara göre değiştiriyoruz. Onun fiyatı 31 lira. Superfresh'in ton balığı üçlüsü 70 liraydı sanırım. 70 ya da 72 gibi. Torku Macar salam. Dana Macar salam işte. Bunun bir tane aç bitirim fiyatı 21 liraydı aldığım markette. Bir de Muratbey burgu aldım. Bunun fiyatı da 70 lira arkadaşlar. Böyle peyniri biraz bol alıyoruz. Hani herkesin istediğine göre farklı yensin diye. Bir sütaşta oynama yok. Sanırım süt ürünlerinde çok büyük bir oynama yok. 600 gramı 130 lira. Şöyle küçük bir bal var. Ana Varza marka. Bunun da fiyatı 40 lira. Normal petek balı çok tercih etmeyenler için böyle süzme bal da alıyorum. Petek balı ayrıca getirtmiştim. Şöyle bir Bafra pirinç vardı açık. Ondan aldım. Kilogram fiyatı 40 lira arkadaşlar. Ben yaklaşık 3 kilo kadar aldım. 3-3,5 kilo kadar. İşte burası da 100 küsür tutmuş oldu. Rovni Volt vardı. Bir de bunu aldık. 25 lira. İşte bu böyle biraz abur cuburlardan. Tabii bunları dolduruyoruz arkadaşlar. Cafe Crown aldım. Ülker'in hani Nescafe'den nasıl döneceğimi bilemiyordum. Daha doğrusu hangi marka alacağımı bulamamıştım ama Cafe Crown sonradan aklıma geldi. 2 lira 95 kuruş bir tanesinin fiyatı. Şöyle bir puding aldım arkadaşlar. Onu da BİM'den aldım. Yine hani şeyden kaçmaya çalıştık. Ancak BİM'de bulabildim, farklı bir marka. 10 lira 50 kuruş. Makarna aldım. Bir iki paket. Gerçi daha vardı ama gitmişken alayım dedim. Makarnaya da zam gelmiş. 17 lira 65 kuruş. 15 liraydı arkadaşlar. Yani makarnaya bile gelmiş. Şöyle bir cips buldum, onu söyleyeyim. Kajun baharatlı aldım bir tane. 20 lira. Bu cips arkadaşlar, hani belirteyim, doğal ürünlerle yapılmış. Yani mümkünse işte bu tarz ürünlere dönmek istediğimiz için bunları denemeye çalışıyorum. Çocuklara da yedirmeye çalışıyorum. Bir de kraks aldım. Onu da ben yerim herhalde. 8 lira. Şöyle bir Coco tar paketi aldık. Dörtlü arkadaşlar. Onun da fiyatı 16 lira 50 kuruş. Bu da öyle bir kraks yine. Şöyle bir zeytin aldım. Onun kilogram fiyatı 120 lira. Ben 250 gram kadar aldım. Zeytin vardı. Böyle hanım eller çok adamlı aldım. Bunun fiyatı uygundu. 10 lira. birçok paketten de daha uygundur diye düşünüyorum. Mini Halley de o şekilde. Mini Halley de 15 lira. Ya bu markette uygun ya da belki mini bize daha pahalı gelecektir diye. Bu arada bu söylediğim cips yine, onu da belirteyim. Doğal Cipsmo diye bir şey var, adı var arkadaşlar. Fiyatı 20 lira, yine belirteyim. Şöyle ekmek vardı. Bu gittiğim market büyük bir market. Küçük sandviç ekmeği gibi yapabilirim dedim. Yarım kilogramı 23 lira, yani 22 lira falan geldi. Bu şekilde çikolata çeşitleri var. Onları da şöyle göstereyim. Hepsini tek tek sayamayacağım. Çikolatalar işte farklı zevklere göre birer ikişer alıyorum. Söylediğim gibi eve gelen çocuklara veriyoruz falan filan. 2 katlı familya tuvalet kağıdı arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı fena değil. 40'lı. Onu da belirteyim. Adet, pardon, 40 adet ve fiyatı 125 lira. Bu tuvalet kağıdının havlu kağıdı örneğin daha önce vardı. Almadım gibi. Genel olarak aldıklarım bu şekilde. Fazla diyebileceğimiz bir alışveriş değil ama birçok ihtiyacımızı karşılayabilir et ürünleri dışında. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar ve tutar olarak 3000 lira harcadım. İçerisinde kahvaltılık hemen hemen 1-2 deterjan, yani birkaç çeşit alarak bu ay bazı ihtiyaçları karşılayarak 3000 lira harcamış olduk. Zam var mı? Evet. Bu alışverişi geçen ay yapmış olsaydık 2500 liralarda kalırdı diye düşünüyorum. Sizlerin de görüşlerini yorumlarda alırsam memnun olurum. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.